Gençlik merhaba. Son modülümüze geldik. Mutfak uygulamaları dersimiz. Yeni yemek reçeteleri de modülümüz. Biliyorum yoruldunuz, farkındayım. Bu modülümüzü de işleyelim. Sonrasında rahat bırakacağım sizi bir süre. Bu modülde zaten yemek fotoğraflama kısmını sene başında uygulama olarak işlemiştik. Sizden özet de istemiyorum bu modül için. Sizden yalnızca tek bir ricam var. Bu matematik hesaplama, formül vesaire işlerle ilgili ön yargılarınızı bir kenara bırakmanız. Sadece 4 işlem, basit işlemler üzerinden 3 tane formülümüz var. Bu konuda sizden dediğim gibi ön yargılarınızı bir kenara bırakıp odaklanmanızı istiyorum. Maliyet hesaplama. Reçetelerin maliyetlerini hesaplama konumuz. Çok önemli bir konu maliyet hesaplama. Üniversiteye devam edip gastronomi okuyacaksanız da, sektörde devam edip kendinize bir altyapı oluşturacaksanız da maliyet hesaplamayı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Emin olun faydasını ileride göreceksiniz. Lütfen yaz rehavetine kapılmayalım. Bu konuya gereken özeni gösterelim, odaklanalım, olur mu? Zaten bilgisayar ekranı üzerinden hesaplamaları ben size şimdi göstereceğim birazdan. Başlayalım isterseniz. Şimdi nedir maliyet hesaplama? Restoranda menüyü oluştururken menüdeki tüm yemeklerin gramajlarını ve reçetelerini hazırlamanız gerekiyor. Bu reçeteyi hazırladıktan sonra her yemeğin bize maliyeti ne olacak, bunları belirlememiz gerekiyor. Sonrasında da işte diğer giderler ve kar marjı konularak menüde yemeğin son fiyatı belirlenmiş oluyor. Ama öncelikle tabii ki maliyetini hesaplamamız gerekiyor her yemeğin. Şimdi ben size iki tane Word dosyası gönderdim. Bir Hasan Paşa köfte, bir de Hellim katları. Bu Word dosyalarını incelemişsinizdir tahmin ediyorum ki. Burada Hasan Paşa köftenin, bakın, reçetesinde yer alan tüm malzemeler bulunuyor ve bunların maliyetleri hesaplanmış ve son bir porsiyon Hasan Paşa köftenin bize son maliyetinin 10.47 TL olduğunu görüyoruz. Bu son hali, bunu incelemeniz ve örnek olması açısından gönderdim. Biz hellim katları üzerinden dersimizi işleyeceğiz. Şöyle bir tabak düşünelim. Daha önce yaptığımız bir tabak ürünü bu. Hellim katları, içerisinde işte sotelenmiş sebzeler var, portakal sos var. Bunun reçetesi burada, yani reçetesinde yer alan tüm ürünler burada ve kullanılacak miktar, birim ağırlığı gibi veriler elimizde. Bizim bulacağımız 3 farklı veri var: etkili birim ağırlığı, etkili birim fiyatı ve maliyet. Bunları teker teker, yani şuradan ilk 5 tanesini beraber şimdi yapacağız, sonrasında sizden hesaplamanızı isteyeceğim ve ödev olarak göndermenizi isteyeceğim. Şimdi şuradaki verileri, başlıkları bir anlayalım. Kullanılacak miktar, bir tabak hellim katları tabağında kullanılacak hellim peyniri miktarı 50 gram. Peki bu peynir bize nasıl bir pakette gelmiş? 220 gramlık bir pakette, yani birim ağırlığı 220 gram. Birim fiyatı nedir bu 220 gramın? 18 TL. Verimi nedir ki, verim bizim hesaplamalarımızı çok yakından ilgilendiriyor. %100. Arkadaşlar, verim fire oranıyla ilgilidir. Yani biz hellim peynirinin tamamını, yani 220 gramlık bir paket aldık. 220 gramını da eksiksiz olarak tabağımızda kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bir firemiz yok. Bir atığımız yok yani. Tamamını kullanabildiğimiz için verim %100. Verim %100 olduğunda işimiz kolaylaşıyor. Çünkü etkili birim ağırlığı, eğer verim %100 ise etkili birim ağırlığı buradaki birim ağırlığıyla aynı oluyor. Hemen yazabiliriz. 220 gram. Etkili birim fiyatı da eğer verim %100 ise yine buradaki birim fiyatıyla aynı oluyor. Yani 18 TL. Sadece maliyeti hesaplamak kalıyor bize. Hemen maliyeti hesaplayalım.
formül, 3 farklı formülümüz var. Yani bunun için, bunun için ve bunun için. Maliyetin formülü üzerinden bir hesaplama yapacağız sizinle. Siz de videoyu durdurarak, bunları not ederek, yazarak bu derse devam edin lütfen. Anlamanız için yazmanız ve kendiniz hesaplıyor olmanız önemli. Evet, Helium'un maliyetini hesaplamak için kullanılacak miktar çarpı etkili birim fiyatı bölü birim ağırlığı. Şimdi kullanılacak miktar bakalım ne kadarmış? 50 gramını kullanacağız biz bu 220 gramlık paketten. 50 gramlık bir peynir kullanacağız. Etkili birim fiyatımız neymiş? Zaten buraya olduğu gibi yazmıştık. 18 TL ve birim ağırlığımız neymiş? Birim ağırlığı da burada 220 gram. Dolayısıyla 50 çarpı 18 bölü 220 bize maliyeti veriyor. 4.09 TL. Maliyeti hemen buraya yazabiliriz. TL yazmaya gerek yok gerçi, burada zaten yukarıda yazıyor. Yani bir tabak Helium katlarında bize Helium peynirinin maliyeti arkadaşlar 4.09 TL yapıyor. Şimdi verimlilik %100 olduğu için burada çok bir zorlanma söz konusu değil. Diğerleri üzerinden daha net anlayacağınızı tahmin ediyorum. Şimdi pazı yaprağı da biz kullanıyoruz Helium katları tabağımızda. Pazı yaprağına bakalım. Biz ne kadar kullanacakmışız? 5 gram kullanıyormuşuz. 300 gramlık bir birim ağırlığı var. Yani 300 gramlık bir pakette geliyor bize pazı yaprağı. Ve bu 300 gramlık paketin bize maliyeti neymiş? Yani birim fiyatı 13 TL'ymiş. Yani biz 13 liraya 300 gramlık bir pazı yaprağı aldık. Fakat buradan farklı olarak bakın, burada verimi %60, yani %40'lık bir firemiz var. Pazı yaprağının biz 300 gramını 300 gramında tamamen kullanamıyoruz. Dolayısıyla ne kadarını kullanabiliyoruzu hesaplamak için önce etkili birim ağırlığını hesaplayacağız. Bunun için de yine bir formül var. Bunun üzerinden gidelim. Pazı yaprağı. Etkili birim ağırlığını hesaplamak için birim ağırlığı çarpı verimlilik bölü 100. Formülümüz bu arkadaşlar. Birim ağırlığı çarpı verimlilik bölü 100. Birim ağırlığımız neymiş? Buradan da görelim. Pazı yaprağının 300 gram. Verimliliğimiz neymiş? 60. Ve 100 zaten formülün kendisinde var. Yani %60 üzerinden anlayabilirsiniz orada. 300 çarpı 60 bölü 100 bize 180 gramı veriyor. Dolayısıyla biz buraya etkili birim ağırlığını 180 gram olarak yazabiliriz. Yani biz 300 gramın aslında 180 gramını verimli olarak kullanabiliyoruz. Geriye kalan aradaki işte o kaç yapıyor? 120 gramlık kısım maalesef fire oluyor, atık oluyor. Dolayısıyla bize 300 gramı 13 TL'ye almıştık ama biz 180 gramını kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bu 300 gramın kullanılabilirliği üzerinden fiyatı, etkili birim fiyatını bulabilmemiz için yine bir formülle yapacağız bunu. Etkili birim fiyatı eşittir. Bakın, birim fiyatı çarpı birim ağırlığı bölü etkili birim ağırlığı. Birim fiyatımız neymiş? 13 TL. Birim ağırlığımız neymiş? 300 gram. Etkili birim ağırlığını da az önce bulmuştuk. 180 gram. Yani 13 çarpı 300 bölü 180 bize 21.66 TL'yi veriyor. 21.66 TL bizim etkili birim fiyatımız. Bakın buradaki şu farkı size vurgulamak istiyorum. Biz 13 TL'ye almıştık 300 gramı. Ama kullanılabilirliği üzerinden bize 300 gramı aslında 21.66 TL'ye geliyor. Bunun sebebi nedir? Verdiğimiz firedir. Tamam. Yani fireyi düştükten sonra, fire oranı düştükten sonra 300 gramını biz aslında 21.66 TL'ye alıyoruz. Dolayısıyla etkili birim fiyatı aslında bize daha net bir rakam veriyor. Çünkü kullanamadığımız kısımlar, tabakta biz
o ürünün, o malzemenin kullanamadığımız kısımları atık oluyor ve hiçbir işe yaramıyor. Tabii ki mutfaklarda sebze suyu, sebze fondü vesaire olarak tabii ki kullanılabilir ama biz şu anda net bir fiyat çıkarmak zorundayız. Maliyete gelelim. Maliyeti az önce de hesaplamıştık. Hemen bunun için de hesaplayalım. Maliyet neydi? Kullanılacak miktar çarpı etkili birim fiyat bölü birim ağırlığı. Kullanılacak miktarımız nedir bizim pazı yaprağı için? 5 gram çarpı etkili birim fiyatı diyor. Etkili birim fiyatımız az önce bulmuştuk, 21.66 bölü birim ağırlığı. Bakın burada birim ağırlığı zaten yazıyor yine. Yani 5 çarpı 21.66 bölü 300 gram. Bize neyi veriyor? Pazı yaprağının maliyetini veriyor. 0.3 TL. Bunu da buraya yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu tabakta bakın bize hellim peynirinin maliyeti 4.09 TL, pazı yaprağının maliyeti 0.3 TL olarak çıktı. Ve şimdi biraz yine aşağı doğru devam ediyoruz. Gelelim bal kabağına. Bal kabağında yine gördüğünüz gibi verim %60. Birim fiyatı vesaire yine buradaki bu veriler var. Hemen hesaplamamıza geçelim. Öncelikle etkili birim ağırlığını hesaplayacağız bal kabağının. Evet, açtık. Etkili birim ağırlığını hesaplamak için neydi? Birim ağırlığı çarpı verimlilik bölü 100. Bizim birim ağırlığımız bal kabağında 5000 gram. Yani 5 kiloluk bir bal kabağını biz 30 TL'ye alıyormuşuz. Ama bunun sadece %60'ını kullanabiliyoruz. Çünkü bal kabağının işte dış kabuğunu vesairesini, çöpünü temizledikten sonra bize %60'lık kısmı kalıyor. Yani biz 5000 gramdan ne kadarını kullanabileceğiz? Öncelikle onu hesaplamamız için ne yapıyoruz? Birim ağırlığını verimlilikle çarpıyoruz, 100'e bölüyoruz. Yani 5000 çarpı 60 bölü 100 bize 3000 gramı veriyor. Hemen buraya 3000 gramı yazıyorum. Etkili birim fiyatını bulalım. Yani biz evet 5 kiloluk bir kabağı 30 TL'ye aldık ama bunun 3 kilosunu kullanabiliyoruz. Dolayısıyla normalde yani fireye çıktıktan sonra 5 kilo bize aslında kaç paraya geliyor? 30 TL'ye gelmeyecek, daha pahalıya gelecek. Çünkü arkadaşlar fire oranı ne kadar artarsa maliyet o kadar yine artacaktır. Fire oranı ne kadar düşükse, yani firemiz hiç yoksa maliyet çok daha düşük olacaktır. Burada gördüğünüz gibi bakın birim ağırlığı 220 gramda 18 TL iken yine etkili birim ağırlığı, yani hiç firemiz olmadığı için 18 TL'de kaldı. Ama firemiz arttığında, verimliliğimiz düştüğünde maliyetimiz, etkili birim fiyatımız artış gösteriyor. Şimdi etkili birim fiyatını hemen bal kabağında bulalım. Etkili birim fiyatı eşittir birim fiyatı çarpı birim ağırlığı bölü etkili birim ağırlığıydı. Bizim birim fiyatımız ne kadar bal kabağında? 30 TL. Birim ağırlığımız ne kadar? 5000 gram, yani 5 kilo bölü etkili birim ağırlığını az önce bulmuştuk, 3000 gram. 30 çarpı 5000 bölü 3000 eşittir bize ne gösteriyor? 50 TL'yi gösteriyor. Yani bizim TL'sini de yazalım hadi. Bizim fire oranını çıktıktan sonra aslında 5 kiloluk kabak bize 50 TL'ye geliyor. Tamam. Peki biz bu kabağın tamamını kullanmıyoruz bir tabak için. Sadece 20 gramını kullanacağız. Dolayısıyla 5000 gram kabak, yani 5 kilo kabak 50 TL ise 20 gram kabak ne kadardır? Biz onu hesaplamamız gerekiyor. Az önce de yaptığımız gibi yine maliyet formülünü kullanıyoruz. Kullanılacak miktar ne kadardı? Az önce de söyledik, 20 gramdı. Etkili birim fiyatımız neydi? 50 TL olarak hesaplamıştık. Ve birim ağırlığımız neydi? 5 kiloydu. 20 çarpı 50 bölü 5000 bize neyi veriyor? 0.2 TL'yi veriyor. 0.2 TL bizim bal kabağında bir, yani hellim katları tabağında bir porsiyon
tabak için kullanacağımız bal kabağı miktarı 20 gram ve dolayısıyla bize 0,2 TL yani 20 kuruşa denk geliyor. Bakın burada yaklaşık gördüğünüz gibi işte 50 kuruş olsa 4,5-5 TL'ye yakın bir maliyet oluştu şimdiden. Devam ediyoruz. Pırasaya bakıyoruz. Pırasada yine 1 kiloluk yani 1000 gramlık kilosunu daha doğrusu öyle söyleyelim. Pırasayı biz kilosunu 6 TL'den alıyoruz. Ama bize 20 gramlık bir kısmı gerekiyor bu tabak için. Öncelikle etkili birim ağırlığını hesaplayalım. Çünkü yine gördüğünüz gibi verim %100 değil %70 yani %30'luk bir fremiz söz konusu. Pırasada etkili birim ağırlığını hesaplamak için hemen geçiyoruz. Birim ağırlığı pırasanın neydi? 1000 gramdı, 1 kiloydu yani. Çarpı verimliliği neydi? 70'ti, %70 bölü 100. Yani 1000 çarpı 70 bölü 100 bize 700 gramı veriyor. Buraya bunu yazıyoruz. 70 gram. Biz 1000 gramlık pırasadan 700 gram, 70 dedim az önce pardon. 700 gramını kullanabiliyoruz verimli olarak. Dolayısıyla yine 300 gramı atık sarf malzeme oluyor. Etkili birim fiyatına bakalım. Pırasada birim fiyatı çarpı birim ağırlığı bölü etkili birim ağırlığı. Yani 6 çarpı 1000 bölü 700 bize 8,5 TL'yi veriyor. Buraya yazıyoruz. 8,5 TL. Bakın yine gördüğünüz gibi verimlilik %100 olmadığı için kilosunu biz 6 liraya alıyorken aslında fireyi düştükten sonra biz kilosunu 8,5 TL'ye alıyoruz. Etkili birim fiyatı tekrar ediyorum. Fire oranını çıkardıktan sonra birim fiyatı üzerinden yani fire oranını çıkardıktan sonra elde edilen fiyat, gerçek fiyat aslında bu oluyor. Biz aslında kilosunu 6 liradan değil kilosunu 8,5 liradan alıyoruz. Çünkü fireyi hesapladıktan sonra. Maliyetini hemen hesaplayalım. Yani biz kilosunu 8,5 liradan kullanıyoruz doğru ama bize 20 gramlık kısmı lazım bu pırasanın bu tabak için. Ne yapıyoruz? 20 gram kullanılacak miktar çarpı etkili birim fiyatı burada bulmuştuk. Bölü 1000 yani birim ağırlığı 20 çarpı 8,5 çarpı 1000 şey bölü 1000 0,17 TL'yi veriyor bize. 0,17 yani 17 kuruş. Bu tabakta pırasanın bize maliyeti 17 kuruş 0,17 TL. Karnabahar yapalım bir de. Bakın artık kolaylaşmış olması lazım. Dikkatli dinliyorsanız ve not alıyorsanız bu hesaplamaları siz de yapıyorsanız zaten devamını siz de yapacaksınız. Çok basit. Tekrar ediyorum bu ön yargılardan kurtulun. Hocam hesaplama var kafamız karışıyor vesaire. Lütfen öyle düşünmeyin. Karnabahar biz kilosunu 6 liradan almışız yine pırasada olduğu gibi. Yine verimlilik %70 yukarıdakine çok benziyor. Zaten hatta birebir aynısı olacak. Ama yine de hesaplamayı yapalım. Karnabahar etkili birim ağırlığını bulmak için birim ağırlığı çarpı verimlilik bölü 100 yani 1000 çarpı 70 bölü 100 bize neyi veriyor? 700 gramı veriyor. Yukarıdakiyle aslında veriler aynı olduğu için birebir aynı çıkacak. Etkili birim fiyatı için birim fiyatı çarpı birim ağırlığı bölü 700 yani 6 çarpı 1000 bölü 700 eşittir 8,5 TL. Ve maliyeti hesaplamak için de kullanacak miktar 20 gramdı. Etkili birim fiyatını bulduk 8,5 TL bulduk. 20 çarpı 8,5 bölü 1000 bize yine 0,17 TL'yi yani 17 kuruşu veriyor. Bakın gördüğünüz gibi hiç zor değil. Bu özellikle formülleri kullandıktan sonra ama mantığını kavramanızı istiyorum. Tekrar diyorum kullanılacak miktar
bu birim ne kadar alırsak alalım bu ürünü, biz ne kadarını kullanacağız bu tabakta onu gösteriyor. Birim ağırlığı, işte toptancıdan ya da marketten aldığımız paket, koli, poşet, o tam miktarını gösteriyor. Birim fiyatı, biz bu birim ağırlığını ne kadar alıyoruz? Yani 300 gramını 13 TL'ye, 1 kilosunu 1000 gramını 6 TL'ye onu gösteriyor. Verim, fire oranı çıktıktan sonra, yani biz o ürünün tamamını, ne kadarını kullanabiliyoruz tabakta. Bakın Helin P'lerinde hiç fire yokken, pazı yaprağından, bal kabağında fireler oldu. Fire dediğimiz nedir? İşte kabuğu, çöpü vesairesi. Mesela bir balık üzerinden düşünürsek, balık filetosu üzerinden düşünürsek, hatırlayın deniz ürünleri modülümüzde ne yapıyorduk? Biz balığın kafasını kesiyoruz, filetosunu çıkarıp kılçığını da ayıklıyoruz, bütün kılçıklarından temizlemiş oluyoruz. Dolayısıyla balığın neredeyse %50'sini 60'ını fire olarak veriyoruz, değil mi? Elimizde kalan çok küçük bir parçaydı. Dolayısıyla fire çok önemli bir unsur burada. Verim, fire oranı çıktıktan sonra kalan kısım, yani ne kadarını kullanabildiğimiz. Evet, ilk 5 ürünü yaptık. İsterseniz bir tane daha verimliliği %100 olan bir ürün yapalım. Burada ceviz içi var. Bakın cevizi kabuğuyla birlikte, yani kabuklu ceviz yazmış olsaydı burada kullanılacak malzemeye, verimlilik oranı çok düşecekti. Yani fire oranı çok artacaktı. Ama burada ceviz içi dediği için, yani cevizin biz tamamını kullanıyoruz ve verimliliği %100'ü buluyor. Dolayısıyla biz etkili birim ağırlığını, verimlilik %100 olduğu için birim ağırlığıyla aynı yazabiliyoruz. Buraya 1000 gram yazdık. Etkili birim fiyatını ne kadarmış? Kilosunu biz ne kadardan almışız cevizin? 50 TL'ye almışız. Yani etkili birim fiyatını da 50 TL olarak yazabiliyoruz. Sadece burada maliyet hesaplama kalıyor. 1 kilo cevizi biz 50 TL'ye aldıysak, yani 1000 gramı 50 TL ise 10 gramı x'tir. Bir içler dışlar çarpımı. Yani nedir formülümüz? Kullanılacak miktar 10 gram çarpı etkili birim fiyatı nedir? 50. 50 çarpı 10 nedir? 500'dür. Peki bölü neydi? Birim ağırlığıydı. 1000 gram. 50 çarpı 10 500 bölü 1000 bize neyi verir arkadaşlar? 0.50, yani ya da 0.5 TL verir. Yani aslında diğer bir deyişle 50 kuruştur. Bize ceviz içinin maliyeti buradaki. Şimdi sizden ricam, bu geri kalan kısmı, ben bunu olduğu gibi size yollayacağım bu şekilde. Bakın pancar, tereyağı, nişasta, verimli %100 olan da var, %50 olan da var, %70 olan da var. Bu şekilde bunları, şu 3 veriyi hesaplayarak toplam maliyetini bu tabağın bize bulmanızı istiyorum arkadaşlar. Hiç zor değil, farkındaysanız. Kolaylıkla yapabileceksiniz. Bu bilgiler ışığında isterseniz Hasanpaşa köftenin maliyet hesaplamasını bir inceleyelim hızlıca. Bakın burada kıyma, galeta unu, soğan, yumurta, ödemiş patatesi, tereyağı, çaltı domatesi gibi bir sürü ürün, malzeme var. Burada kıyma 80 gram, verimli %100. Dolayısıyla biz burada 3.2 TL'yi maliyet olarak bulmuşuz. Galeta ununda, soğanda, hepsinde bu şekilde devam ediyor. Sonucunda bir porsiyon Hasanpaşa köftenin bize garnitürüyle her şeyle birlikte maliyeti 10.47 TL, yani 11 TL'ye yakın. Şimdi burada kafanızı karıştırmamak için, daha fazla bilgi yüklememek için o kısımları ben çıkardım. Normalde yemeğin son fiyatını bulunabilmesi için sabit giderler, değişken giderler, işte kar marjı, yani aslında brüt kar da üzerine konularak bunun, yaklaşık brüt kar genelde %70 üzerinden oluyor. Yemeğin liste fiyatı, yani menüdeki fiyatı çıkarılabiliyor. Ama ben sadece sizden şu anda maliyet hesaplamanızı istiyorum. Dersimiz burada sona eriyor. Kafanızın takıldığı yerleri muhakkak bana sorun. Zaten bir görüntülü de konuşma yapacağız. Not edin bu sorularınızı. Orada da sorabilirsiniz. Konumuz burada bitiyor. Gönderdiğim Word dosyasını, yani yarım olan Word dosyasını doldurarak, yani ödevinizi tamamlayarak bana göndermenizi bekliyorum.
Yaz boyunca da koronavirüsle ilgili alınan önlemlere gereken özeni göstereceğinizi de tahmin ediyorum. Eminim zaten bundan. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.